Başlattım hocam. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Evet arkadaşlar, tekrar hepiniz hoş geldiniz. Bizim kursumuzda geçen hafta da geçen dersimizde de bahsettiğimiz gibi 3 tane kurs var aslında iç içe. Biri CyberOps, IoT ve Python, PCAP olarak. Python'la ilgili kursumuz Türkçe çevirisi tamamlanmış durumda. Buradaki süreçleri takip edip işte birinci bölümde 4 tane, ikinci bölümde 4 tane bölümümüz var. Alt bölümlerimiz var. Bir de final sınavımız var. Bunların sınavlarını yaptığınızda Python sertifikasını almaya hak kazanıyorsunuz. Tabii ortalamanız 70'in üzerindeyse. Aynı şekilde burada indirim sınavı var. Bunu da yaptığınız zaman indirim de kazanıyorsunuz. Uluslararası PCAP sertifikasyon sınavı için güzel bir başlangıç olabilir bu anlamda diye bir düşünüyorum. Şimdi Python konusunda daha önce deneyim olmayan arkadaşlarımızın da olduğunu düşünerek Python bir programlama dili. Ve script olarak yazıyoruz. Yani derlenmiyor. Diğer işte bazı programlama dillerinde olduğu gibi derlenen bir programlama dili değil. Yazdığınız bir text dosyasını çalıştırıyorsunuz ve çalıştırdığınızda oradaki kodun gerçekleştirmesini istediğiniz akışı sizin için gerçekleştiriyor. Temel amacı çok pratik bir dil olması. Yani çok basit bir bilgisayarda bile, işlemci hızı çok düşük olan bir cihazda bile çok rahat bir şekilde çalışabiliyor. İşte Raspberry'nin en küçük modelinde, Zero modelinde bile çok başarılı bir şekilde çalışıyor ve Arduino kartlar gibi modüllere hükmedebiliyor, onlardan veri alabiliyor, onları yönetebiliyor ya da başka süreçleri yönetebiliyor. Bunu gerçekten çok başarılı bir şekilde yapıyor. Ve her yerden aslında yazabiliyorsunuz. Hatta şurası bile, şuraya bastığınızda Python kodu yazabilmeniz için bir sanal makine haline dönüşüyor. Interpreter oluyor ve buradan yazabiliyorsunuz. Şimdi kurulumundan kısaca bahsedeceğim hiç bilmeyenler için. Sadece Python'ı kuracağım ben diyorsanız python.org sitesinden girip buradan işletim sisteminize uygun Python versiyonunu kurabilirsiniz. Ama ben bunu başlangıç seviyesinde olanlara bunu tavsiye etmiyorum. Nedeni de Python'ı bizim en çok tercih etmemizin nedeni kütüphaneleri. Her şey için bir kütüphanesi var. Zaten bugün de ağırlıklı olarak o kütüphanelerden bahsedeceğiz. O kütüphanelerin buradaki son versiyona destek verip vermediğini bilmiyorsanız eğer onun destekleyebileceği yani birçok kütüphanenin destekleyebileceği bir versiyonu kurmanızda fayda var. Onun da kolay yolu şu arkadaşlar. Anaconda.com bu bir paket. Python paketi. Buradan product bölümüne girdiğimizde bakın open source olan bölümde değişmiş birazcık burası. Evet, şurada bakın kurabileceğiniz versiyonlar var. Burada ufak bir ekran değişikliği olmuş. Önceden en başta geliyordu direkt. İşte Windows kullanıyorsanız 64-32 bit. MacOS kullanıyorsanız cihazınıza göre. Linux kullanıyorsunuz yine cihazınıza göre kurulumu gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunun ne farkı var derseniz bu beraberinde birçok araçla birlikte geliyor. Şu hemen size göstereyim. Şu araç. Beraberinde birçok araçla geliyor. Mesela işte Jupyter Notebook, Jupyter Lab bunlar kurulu geliyor. Spider geliyor. İsterseniz bunları kurmak için linkler geliyor. Ve en güzel tarafı burada environment oluşturabiliyorsunuz. Environment dediğimiz nedir? Çalışma alanı oluşturuyorsunuz kendinize. Örneğin işte bugün bahsedeceğiz. Network işte taramada kullanabileceğimiz bazı kütüphaneler var ya da buna benzer işte siber güvenlik için kullanabileceğimiz kütüphaneler için buradan create yaparak create'de bir tane sanal bir çalışma alanı oluşturup o alanın içerisine bu kütüphaneleri kurabiliriz. Dolayısıyla o sanal çalışma alanları arasında geçiş yaparak çok daha pratik bir şekilde
işlerimizi yürütebiliyoruz. Ya da isterseniz hepsini bir sanal çalışma ortamına da kurabilirsiniz. Bu işinizi kolaylaştıracaktır başlangıç seviyesi için. Ses sorunu var mı arkadaşlar? Hakan Hocam, Mustafa Hocam. Ses gayet iyi hocam. Herhangi bir Tamam. problem yok. Bir arkadaşımız öyle yazmış da. Tamam. Buradan yani bunların kurulumuna erişebiliyoruz. Environment'ımızı oluşturabiliyoruz. Burada bizim mesela ben daha çok Big Data tarafında çok makine öğrenmesiyle çok uğraşıyorum. Bununla ilgili kütüphanelerin hepsi de burada hazır olarak geliyor. Buradan onları direkt hiç kurmakla uğraşmadan onun Python versiyonuna uyumluluğunu düşünmeden sadece Anaconda'yı kurarak devam edebiliyorum işime. Şimdi bu bir kenarda dursun. Ekstraları şöyle. Bu birincisiydi. Kütüphaneler için özellikle. Benim bugün size anlatacaklarım PyCharm üzerinden olacak. Sadece PyCharm'ı da kurabilirsiniz. PyCharm'ın kendi environment'ı da var. Şimdi birazdan açacağız buradan new project dediğimizde. PyCharm kendi environment'ını oluşturuyor ve siz onun içerisinde her bir projede, mesela burada benim işte iki tane projem var. Bu projelerin içerisinde birbirini etkilemeyen kütüphaneler mevcut. Dolayısıyla bu şekilde ilerlemek daha pratik olur. Visual Studio Code'da bu yok mesela. Bunu söyleyeyim. O yüzden PyCharm'ı tavsiye ederim. PyCharm'ın ücretsiz versiyonu da var. Onu şuradan JetBrains'ten indirebilirsiniz. Hatta eğer Edu uzantılı mailiniz varsa JetBrains Edu uzantılılara tamamen ücretsiz lisans sağlıyor. Tüm uygulamalarını lisanslı olarak kullanabiliyorsunuz. Şunların hepsini. Ondan da faydalanabilirsiniz. Nitekim ben öyle kullanıyorum. Tavsiye ederim. Eğer yoksa da buradan PyCharm'dan Community sürümünden ücretsizdir. Yararlanabilirsiniz. Çok da güzel bir araç. Kod tamamlama özellikle birçok özelliği var. Tavsiye ederim. Hani Visual Studio Code'a göre Python'da bir tık daha iyi diyebilirim açıkçası. Yok, ben bilgisayarıma bir şey kuramayacağım diyorsanız Colab yazdığınızda Google'ın Colab isimli bir arayüzü var. Buradan yeni bir not defteri diyeyim mesela. Bilgisayarınıza hiçbir şey kurmadan direkt olarak Google Drive üzerinden, örneğin print diyelim. Deneme diyelim. Bunu çalıştırdığımda bakın şurada bir sanal makine açıyor bu iş için kullanabileceğiniz. Sanal makineye bağlanıyor. Bir de düzgün yazabilseydim. Bakın burada RAM'iniz, diskiniz var. Burada görebildiğiniz bir sanal makine açıyor Google sizin için. Ve bunun üzerine kodlarınızı deneyebiliyorsunuz. Bu da bence çok güzel bir araç. En güzel tarafı da kodlarınızı saklayabiliyorsunuz. İşte burada sizin Google Drive hesabınızda Gmail hesabınızda saklanıyor. Ve daha sonrasında isterseniz tekrar üzerinden geçip kullanabiliyorsunuz. Bu da çok başarılı bir araç. Yani ben Python kullanacağım, nerede kullanayım sorusunun bir sürü cevabı var. Bu tamamen sizin nasıl kullanmak istediğinizle alakalı bir durum diyebilirim. Hangi seçeneği seçmek isterseniz oradan ilerleyebilirsiniz. Evet. Ben PyCharm'ı tercih ediyorum. Buradan yeni bir proje açalım. Şimdi burada ben şöyle bir giriş yaptım. Full stack diye. Bakın burada sanal ortamlar var. Hangisini kullanmak istediniz? Örneğin Anaconda'nın sanal ortamını da kullanabilirsiniz. Ya da direkt olarak bilgisayarınıza Python kurduysanız onu da şuradan lokasyonunu belirterek kullanabilirsiniz.
PyCharm bilgisayarınıza kurulu. CoLab ise Cloud'da. Böyle bir ayrım var. Onu söyleyeyim. Yani burada bilgisayarınıza hiçbir şey kaydedin. İsterseniz gidin tabletinizde çalışın. Çalışıyor yani. Onda hiçbir sıkıntı yok. Ama tabii ki PyCharm için bilgisayarınızda kurmanız gerekiyor. Onu söyleyebilirim. Şimdi ben burada kurarken buradaki PyCharm'ın kendi virtual environment'ını seçiyorum. Dediğim gibi isterseniz başka seçenekleri de kullanabilirsiniz. İşte bütün kütüphaneler tek bir yerde olsun, ben hepsine tek bir yerden ulaşayım da diyebilirsiniz. Ya da her açtığınız projede birbirinden bağımsız kütüphaneleri kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz. Dediğimde diğer ekranıma geldi. Evet, şöyle açayım. Hemen bana boş bir proje açtı. Ve ben bu boş projeyi işte silerek artık kod yazmaya hazırım. Burada benim bakın Python için kullanacağım işte Python araçlarım, yani Python uygulamam daha doğrusu, ve kütüphanelerim mevcut. Bunlar kurulu olarak geliyor. Bunlara ekleme çıkartma yapabiliyorum. İstediğim şekilde bunları geliştirebiliyorum. Benim size tavsiyem PyCharm'la devam etmeniz yönündedir. Biraz şöyle ekranı büyütebilirsem biraz ekranı büyüteceğim. Buradaki yazı karakterini büyüteceğim. Şuradan bir yerden yapabilirim bunu. On altı, 18 diyelim. Evet, böyle daha iyi olur. Arkadaşlar, her dersin video kaydı var. Her dersin video kaydı alınacak. O konuda rahat olun lütfen. Şimdi, bakın ben burada terminal ekranına geldiğimde, çünkü Python'ı kullanırken terminal ekranıyla çok işimiz oluyor. Terminal ekranına geldiğimde burada VNV şeklinde bir ifade var. Bu benim başta projeyi oluştururken seçtiğim Virtual Environment'ın bir kısaltılmışı. Dolayısıyla benim burada kuracağım bütün kütüphaneler şuradaki lib klasörüne atılacak ve bu proje bir başka projeyi etkilemeyecek. Dolayısıyla benim yaptığım her şey bunun içerisinde kalacak aslında. Bu anlamda da benim işimi kolaylaştıran bir araç diyebilirim. Şimdi şöyle bir kütüphaneyle başlayalım. Şimdi Python öğrenmek için, daha doğrusu Python'ı kullanmak için temelde bilmeniz gereken birkaç şey var. Bunlardan bir tanesi değişkenler. Diğer bütün programlama dillerinde aynı şekilde Python'da da. Bunun dışında şartlar, döngüler ve tabii ki fonksiyonlar en başta gerekli olan. Sınıflarda gerekiyor ancak tabii ki ilk etapta değil. İlk başta değil, sonrasında Python konusunda ilerlediğiniz zaman sınıflara da ihtiyaç duyacağınızı söyleyebilirim. Dört tane temel başlığa mutlaka hakim olmanız gerekiyor Python'ı kullanabilmeniz için. Python'ın en güzel tarafı her konuyla ilgili bir kütüphanesi var. Ve bu anlamda muazzam bir araç. Şöyle ki PyPI isimli bir web sitesi var. Python Package Index diye. Burada sizin ihtiyacınız olan her şeyin kütüphanesi mevcut. Mesela ben birazdan Scapy'den bahsedeceğim size. Scapy ile ilgili işte en son hangi versiyonu var? Ben bunu nasıl kurabilirim? Bakın burada kurulum ifadesi var. Akabinde burada küçük örnekler yer alıyor. Yani PyPI, Python kullananlar için muhteşem bir araç diyebilirim. Buradan epeyce biz faydalanacağız. Örneğin aklınıza ne geliyorsa, ne diyelim? Nmap mesela var mı acaba Nmap ile ilgili? Evet, bir sürü Nmap ile ilgili kütüphane mevcut. Mesela şuna bakalım. Şu varmış. Biz biraz sonra başka bir tane kuracağız. Şunu kuracağız. Şunu kısaca bir göstermeye çalışacağım size.
Yani acaba ben Python'la şunu yapabilir miyim dediğiniz noktada mesela başka bir şey. Excel diyelim. Excel'le ilgili neler yapabiliyoruz? Bakın bir sürü araç geliyor Excel'le ilgili. Bunların hepsini buradan görebiliyorum. İçeriğiyle ilgili ufak şeyleri görebiliyorum, bakabiliyorum. Evet, Node.js'in NPM'i gibi bir şey hocam. PyPI. Aynı şey. Burada bütün kütüphaneler mevcut. Biz bu kütüphanelerle ilgili küçük bilgilere buradan erişiyoruz ve bunları kurabiliyoruz. Ara ara buraya döneceğiz. Şimdi şuradan devam edelim. Şimdi ben geldim. Paket kurulumu için pipi kullanıyoruz. Pip yazıyoruz. Bu Python 3 versiyonundan itibaren var olan bir şey. Python 2 versiyonunda bu şekilde yoktu. Bunu haricen kurmanız gerekiyordu. Sonrasında install diyorum ve kuracağım kütüphanenin ismini yazıyorum. Bu kadar. Şu an kütüphaneyi kurdu. Terminal ekranımda neredeyim? Ben buradayım. Mesela bana şöyle bir uyarı verdi. Pipi güncellemen gerekiyor dedi. Bunu da yapalım. Bunu kopyaladım. Şuraya geldim. Şuradan dolayı. Şunu evet, şöyle çalıştıralım. Bakın şu an pipi de güncelledi. En güncel haliyle. Evet, yani şu Virtual Environment bize sanal bir çalışma ortamı sunuyor. Aynı örneğin işte Hakan hocamın geçen hafta sanal makinelerle çalıştığı gibi bize burada sanal olarak kütüphaneleri bir arada kullanabileceğimiz, çalıştırabileceğimiz bir ekran sunuyor. Ben şu an Scapy'yi kurdum. Scapy'yi çalıştıralım. Ama Scapy biraz hassas bir kütüphane olduğu için bir su da gerekiyor. Ben virgül fazla oldu. Hata verecek sanırım. Evet. Şifremi girdim. Bakın Scapy geldi. Artık ben burada Scapy ile ilgili birçok şeyi gerçekleştirebilirim. Mesela capture diyelim. Yazmıyor. Şu fazla oldu. Evet. Şu an 5 tane paketi yakala dedim. Sonrasında bana bir özet geç bakalım neler yakalamışım diyorum. Mesela şunları yakalamış. Tabii benim lokalimdeki IP'ler Ethernet kartı üzerinden bütün protokollerini vesairelerini görebiliyorum. Herhangi bir program kurmadık. İşte Python programlama dilinin bir kütüphanesini kurduk. O kütüphanenin üzerinde bu şekilde sorgu çekmek mümkün olabiliyor. Bunu birazcık daha değiştirelim. Yine capture diyorum. Capture burada bir değişken. Ben topladığım verileri oraya atıyorum. Filter diyelim. Filter'da ben TCP paketlerini alayım. Count 5 diyorum mesela. Ups, burada niye hata verdi? Bir şey mi yanlış yazdım? Ne o? Doğru aslında. Tamam, şu filterle ilgili bir sorun var. Yeni versiyonda olabilir. Bir de şuna bakalım. Şunu da bir
Capture diyelim yine. Pardon. Bir şey istiyorum. Hangi arayüzü kullanacağım? İşte Ethernet için ETH 0 olabilir. Ben şu anda Wi-Fi'den bağlı olduğum için bu çalışmayacak ama siz Ethernet'ten bağlanıyorsanız test edebilirsiniz. Şu an hata verecek. Olur hocam. Efendim hocam. Ekranın alt kısmı görünmüyor gibi bir uyarı var ama. Hemen şöyle yukarı alayım. O zaman bir dakika. Şöyle birazcık küçülteyim. Şöyle iyi midir acaba? Tamam. Okey geldi hocam. Tamamdır. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Ben bu şuradan bir çıkış yapayım. Tekrar gireceğim. Ekran bir temiz olsun istiyorum. Yine sudo diyorum. Sudo benim yönetici yetkisiyle SCAPI'yi çalıştırmam için gerekiyor. Aksi takdirde bazı şeylere erişemeyebilir. Mesela Ethernet kartına erişemeyebilir. Özellikle macOS'ta ve Linux'ta geçerli. Windows bu konuda birazcık daha rahat diyebilirim. Evet Batuhan, Nmap gibi ne bileyim yani network'ü takip etmek için, network'te gelen giden paketleri izlemek için kullanabileceğimiz bir kütüphane. Buradan terminal ekranından çok basit bir şekilde bunu gerçekleştirebiliyoruz. Mesela şöyle ufak bir şey yazayım. Bir lambda kodu bu. Yani bir sorgu yapıyor. Yani bir fonksiyon, küçük bir fonksiyon tanımlıyorum aslında burada. Summary dedim. Count 5 diyelim yine. Hızlı bitsin diye. Ne yapacak bu? 5 tane yakaladığı paketin özetini bize tek tek isteyecekti. Bir yerde bir sıkıntı var ama çözemedim. Şu şeyden galiba. Print'ten. Evet. Şu şekilde mesela yine çok basit bir özet geçti. Bunu detaylandırabiliyorsunuz. Şimdi ufak farklı bir örnek daha yapacağız. Bunu istediğiniz gibi detaylandırabiliyorsunuz. Tabii bunun için aslında yapmanız gereken şurada çok güzel bir kaynak sunuyor size bakın. GitHub kaynağı. Şuraya bir göz atmanız lazım. Yani biraz doküman okumanız gerekiyor. Tabii ki bunu eğer kullanacaksanız. Şuraya geldiğinizde SCAPI ile ilgili bütün dokümantasyona ulaşabilirsiniz. Burada neyi nasıl kullanacağınızı çeşitli örneklere bakın. Kurulum örneğinden başlıyor. Yani 20 dakikada öğrenebileceğiniz bir uygulamadan bahsediyor. Bunlara göz atabilirsiniz. Faydalı olacağına inanıyorum. Şimdi gelelim ben bunu tam ne yapacağım? Böyle bir kütüphane var, ne yapacağım? Ben bunu geleyim kodumun içerisinde nasıl kullanabilirim? Şuraya Python bilenler böyle ya da herhangi programlama dilini bilenler şöyle bir şeyi biliyorlardır. Bazılarında bazı programlama dillerinde kütüphaneleri programa dahil etmeniz lazım. Import SCAPI'nin bütün kütüphanelerini ekle diyorum. Ve onlara kısaca SCAPI diyeyim diyorum ben. Şu ifade SCAPI'nin bütün kütüphanelerini benim kodumun içine dahil ediyor. Yani ben bu kütüphaneyi kullanacağımı belirtiyorum. Sonrasında da diyorum ki ben buna kısaca SCAPI diyeceğim. Bu bütün kütüphanelerin adına ben kısaca SCAPI diyeceğim. İşte her seferinde SCAPI.all yazmayacağım diyorum.
Bir tane paket yakalama işlemi yapalım. Scalping nokta, bakın güzel taraflarından biri PyCharm'ın. Burada kullanabileceğiniz bütün içerikler geliyor. Diğer idelerde olduğu gibi. ARP'yi kullanacağım ben. ARP metodunu ekledim. Print dedim. Şuraya bizim şu rack'ten gelen datamızı print edelim. Çalıştıralım. Çalışmayabilir. Su da isteyebilir. Onun için bakacağız ne yapacağımıza. Şöyle bir özet geçti bana. Çalıştı. Herhangi bir sorun çıkartmadı. Sanırım daha önce sudo yazdığımız için. Hangi arayüzden bağlanıyorum, işte neler var, MAC adreslerime kadar her şeyi buradan bana özet olarak gösteriyor. Şu kadarcık kodla bunları yapabiliyorum. Tabii ki burada daha yapabileceğimin daha fazlası var. Örneğin işte az önce kullandığımız sınıf ifadesi. Bununla çok daha fazlasını gerçekleştirebiliyorsun. Evet. Scape ile ilgili yani o kadar çok detay var ki ben şu tümüne girmek istemiyorum. Ama dediğim gibi şu Scape'nin arkadaşımız da az önce paylaştı. Kendi dokümantasyonundan yardım alabilirsiniz. Kendi dokümantasyon çok önemli. Neden önemli derseniz yapılan değişikliklerin mesela yeni bir versiyon çıktığında yapılan bütün değişiklikler önce kendi dokümantasyonunda yer alır. Son haline oradan ulaşabilirsiniz. O yüzden bu konuda ilk başvuru kaynaklarınızdan biri bu olabilir. Mesela burada işte yine Scape ile ilgili ufak örnekler var. Bunlara göz atabilirsiniz. Gerçekten çok kullanışlı bir araç. İşte Nmap gibi, Wireshark gibi programların yaptığı birçok işi siz kendi programınız üzerinden yapabilirsiniz. Yani kendi kodunuz içerisinde. İşte geliştirdiğiniz bir kodda işte şu paketi yakalarsan şunu yap, sonrasında bunu gerçekleştir şeklinde güvenlik ihlallerini tespit için ya da farklı amaçlar için gerçekleştirebileceğiniz birçok script Devam. Şimdi başka bir tane örnek yapalım. Başka bir kütüphaneden bahsediyorum. Kısa kısa birçok şeyden bahsetmek istiyorum. Hemen yeni bir tane Python dosyası oluşturalım. Nmap diyorum. Bildiğimiz Nmap uygulamasının Python için bir kütüphanesi var. Onu da hemen şuradan kuralım. Yine pip install diyorum. Python tre Nmap diyorum. Evet, hızlı bir şekilde 071 paketimi benim için kurdu. Hemen import nmap diyelim. Ekledim ben bunu. Acaba çalışacak mı? Hemen test edelim. Ben buradan run ettiğimde bir hata vermiyorsa demek ki bu kütüphaneyi ekledi ve çalıştırıyor. Devam. Mesela şöyle bir şey yapalım. Başlangıç için ben ne diyelim? 70 portundan başlasın. Bitiş diyelim. İşte 80 portuna kadar tarasın. Bu aralığı siz değiştirebiliyorsunuz. İhtiyaca binaen. Target diyelim. Hedef ya da öyle yazalım. Türkçe giderken. Buraya IP adresimizi yazalım. Ben mesela evimdeki bir cihazı yazacağım. Bakalım onda var mıymış bir açık. Scanner diyorum.
Emmek içerisinde bakın geldi zaten. Port scanner diyorum. Az önce denediğimde bu bir sorun çıkarmıştı. Umarım şimdi sorun çıkarmaz. Başla bir fazlasına kadar dedim. Bu portu tara diyeceğim. TCP üstünden yani TCP tarasın. Portumuz bekleyelim. Sonrasında bunu ekrana bir yazdıralım. Deneyelim bakalım. Umarım çalışır. Evet, az önceki bir şunda bir hata verdi. Alternatif ne var? Bir bakalım. Scanner var ama bu sanırım yeni versiyona geçmiş. Kolayı var. Hemen şuradan Python nmap diyorum. Şu bizim kullandığımız. Bakın burada port scanner aktif görünüyor ama kodda çalışmıyor. Tekrar bir deneyelim. Sanal makine kurmuyoruz arkadaşlar. Environment zaten bize sanal bir çalışma ortamı sağlıyor. Yani ben sadece örnek olarak sanal makine dedim. Yani Hakan hocamın geçen haftaki derste sanal makine kullanması gibi dedim. Burada şu ifade bizim sanal bir çalışma ortamımız. Python'da öyle bir zorunluluk yok. Eğer scanner'dan bahsediyorsanız ya da şundan, ben zaten direkt bu kütüphaneyi buraya dahil ediyorum. Onun üzerinden çalışacağım. Bu farklı. Bu scanner, bu farklı. Yani bunlar farklı şeyler. Ben bakın şununla şu aynı değişken. Bu port scanner. Bu bunun alt ifadesi. Teşekkür ederim Merve. Evet, sanırım şununla ilgili bir sorun var. Onu da şurada bir test edelim. Bak şöyle de test edebiliyoruz. Import nmap diyelim. Evet, direkt olarak Nmap'te hata verdi zaten. Evet, sanırım şu kütüphane ile ilgili bir sorunumuz var.
Tekrardan kurmayı bir deneyeceğim. Olmazsa ben akabinde size çalışan örneğini ulaştıracağım. Pip uninstall Python nmap yazabilirim. Bu birinci yol. İkinci yol, şuradan bakın, kurulu paketleri görebiliyorum. Mesela ben şunu kaldırmak istiyorum diyelim. Geldim buraya, delete package diyorum. Paket gitti şu anda. Buraya tekrar gelip install diyebilirim. Umarım çalışır. Evet, o şekilde de kullanabiliriz Muhammed. Ben şunu tekrar bir deneyeyim. Çalışıyor, bunda bir sıkıntı yok. Bunu tekrar denediğimde burada bir hata veriyor. Acaba az önce kim söylemişti, onun kastettiği o muydu? Abu Bekir'in kastettiği sanırım oydu. Nasıl yapalım? Onda bir sıkıntı yok. Direkt şu port scanner'da takılıyor. Bunu çalıştır dediğimde bakın hatayı da buradan görelim. Bana diyor ki burada hata var diyor. 8. satır. 8. satır bu. Burada hata var diyor bana. Ben port scanner'ı bilmiyorum diyor ne olduğunu. Demek ki bu kütüphaneyi init ederken yani dahil ederken orada bir sorun yaşadı. Ben bir şey deneyeceğim. Bazen olabiliyor. Yeni bir tane açacağım. Environment açayım. Yeni bir pencere olsun. Diğer ekranıma geldi. Direkt şu kodu kopyalayacağım. Şuraya alayım bunu. Yeni bir çalışma ortamı. Çalışma ortamı bu anlamda işte önemli. Bakın şu an nmap'i tanımıyor. Hemen buraya pip install Python nmap diyelim. Şu an kurdu. Şunu da yapmamı istiyor benden. Yaparsan iyi olur diyor. Python -m pip bir de güncellemiş olun. Şimdi geldi. Şimdi çalıştırmayı deneyelim. Yok. Sanırım bu kütüphane ile ilgili bir sorun var. Ya da benim bilgisayarımdan kaynaklı bir sorun var. Emin değilim şu anda. Onun da bir yolu var. Asla vazgeçme. Geldik buraya. Burada tabii ki bunu kurmam gerekecek. Çalıştıralım bakalım hata verecek mi? Burada hata veriyor.
Şöyle yapalım. Yeni bir kod ekleyelim. Yok arkadaşlar, bu kütüphanede bir değişiklik olmuş sanırım. Bu kütüphanede bir değişiklik olmuş. O yüzden şu an bu çalışmıyor. Bunu şimdilik pas geçiyorum. Bunun alternatifi olan kodu ben size paylaşacağım. Orada da gerekirse videosunu da çekerim. Bu kütüphanede bir sıkıntı var. Evet. Güzel bir örnek yapalım. Farklı bir örnek olsun. Hemen ben şuraya geleyim. Ne diyelim buna? Ne diyeyim ya? Türkçe olsun. Şimdi burada bana bir tane, bir iki tane kütüphane gerekiyor. Evet, şunu yazdım. Eğer ki şunun altını çizdiyse demek ki bu kurulu değil. Direkt olarak bunu kuruyorum. Akabinde bu aktif hale gelecek. Import trading bunu kullanacağım. Şimdi şey yapmak istemiyorum arkadaşlar, hani hata aldığımız diğer kodda hata ile ilgili uğraşmak istemiyorum. Eğer vaktimiz kalırsa bakarız. Ya asıl vermek istediğim birkaç örnek var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Mesela bu onlardan bir tanesi. Trade'e de gerek yok gibi ama dursun şimdilik. Bir tane log oluşturalım burada. Bu bana lazım olacak. Fallback function k diyorum. Bu bir fonksiyon oluşturma. Definition'dan geliyor. Tanımlamak demek. Şu. Bazı programlama dillerinde işte function yazıyoruz ya da kısaca func yazıyoruz. Python'da ise fonksiyon oluşturmak için bunu kullanıyoruz. Fonksiyonumun adı. Bu da parametresi. İlk defa Python'da karşılaşanlar için ya da başka bir programlama dilinden Python'a ilk defa geçenler için diyeyim. Python'da satır sonu ifadeleri yok. Hiyerarşiyi bir sekme boşluğuyla oluşturuyor. Örneğin bir if ifadesinin içerisine birazdan bakacağız. Bir sekme boşluğu bıraktığınız zaman kod yazıyorsunuz. Mesela ben burada log değişkenimi fonksiyon içinde kullanmak için globali kullandım. Try diyorum. Şimdi bakın try dediğimde otomatikman içeriden yazacak. Niye böyle yaptı? Evet. Log eşittir. Log artı str. Accept diyelim. Bir hatayla karşılaşırsa. Şöyle yazalım. Accept. Attribute error diyelim. If k boşluk tuşuna basarsa eğer log eşittir. Log artı şöyle bir boşluk eklesin ona. Değilse
Bunun dışında bir durum olursa pas geçsin. Şimdi bu benim değişikliğim. Çok basit bir şey aslında ama çalıştırdığımızda ne yapmak istediğimiz daha anlaşılır olacaktır diye düşünüyorum. Benim işimi hani yapmak istediğimi gerçekleştirebileceğim bir araç. Python bu anlamda bazı hani programlama dillerinde tabii ki yapamadığımız, gerçekleştiremediğimiz şeyler için güzel bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Bir keylogger, listener diyelim. Bu kütüphaneyi kullanacağım. Keyboard listener. Klavyeden yazılan her tuşu kaydedecek bu ve bana gönderecek. Şunu siliyorum. Şimdi bir tane fonksiyon oluşturdum. Şurada. Fonksiyonum ne yapacak? Log diye bir değişken oluşturuyor. Ve sürekli o log değişkenine bir şeyler ekleyecek. Ama ne ekleyecek? Onu burada belirliyorum. Şu kütüphane, PyInput kütüphanesi girişleri kontrol ediyor. Mesela burada klavye girişini dinle diyorum. Şu kütüphane üzerinden. Ve her bir tuşa basıldığında bana şu kütüphaneyi çağır diyorum. Bana şu kütüphaneyi çağır diyorum. Benim için onu yapacak. Ve bunu bir tane değişkene bağlıyorum. Ve bunu aktif hale getiriyorum. Programı başlattığımda çalışması için. Çalıştıralım, bir deneyelim. Sonra üzerine konuşalım biraz daha. Şimdi bir tane ben şuradan text dosyası açayım. Ha, şu evet, güzel oldu. Neden olduğunu göstereyim. Bu güvenli değil diyor. Tabii yazdığımda görmüyor. Bunu bir güvenli hale getirelim. Durdurayım bir. Onun için tabii ki sudo python klavye.py diyelim. Mac'ten dolayı. Çalışan kod çalışmıyor. Ne güzel ya. Diğer tarafta çalıştırdığım kodu aynen böyle alıp deneyeceğim. Onu ekledim zaten ve evet, şu an geliyor bakın. Bakın backspace'i bile attı. Şimdi bu kodun devamında ben şöyle bir şey eklemiştim. Fonksiyona değeri şuradan gönderdik. Şu. Klavyeden basılan yani herhangi bir tuşa basıldığında tuş değerini bu kütüphane yakalıyor, fonksiyona gönderiyor arkadaşlar. Evet, PyCharm engelliyor. Güvenliğe bu kadar önem veriyorlar. Şimdi bu ne işimize yarayacak?
Mesela şöyle bir şey ekledik kodumuza. Bir tane send mail ekledik. Nedir bu send mail? Benim işte Gmail üzerinden bir Gmail hesabım varsa ya da başka bir mail adresim varsa mail alışverişi yapabileceğim. Onun bilgilerini buraya girdim diyelim. Şuraya da mail gönderme bilgilerini yazdım. Kullanıcı adını, şifresini vesairesini yazdım. Belirli aralıklarla yazılan, klavyeden yazılan her şeyin bana mail atılmasını sağlayabilirim. Şu kadarcık kodla. Kullandığım 3 tane kütüphane var. Bir tanesi klavyeden girişleri yakalıyor. Bu mail atmak için, bu da hani mail aralıklarını belirlemek için. Şu fonksiyon benim yakalayabilmemi sağlıyor. Burada ise mail gönderme, bu da hangi aralıkta mail gönderme işleminin yapılacağını belirliyor. Bu da benim tuşa basılma işlemini yakalayan kodun kısmı. Şimdi burada karşılaşabileceğiniz en önemli sıkıntı bu kodu karşı taraftaki makinede nasıl çalıştıracağınız. Çünkü Python bir script programlama dili olduğu için mutlaka karşı tarafta bunun Python'ın kurulu olması gerekiyor. Aksi takdirde bu çalışmayacaktır tabii ki. Mutlaka kurulu olması gerekiyor. Tek aşmanız gereken engel bu. Eğer onu aşarsanız klavyeden yazılan her şeyi dinleyebilirsiniz. Android için denemek lazım ama Android içinde de Python çalışıyor. Evet. Python'ı exe yapabiliyorsunuz. Ama o exe'de bilgisayarda Python'ın kurulu olmasını arıyor. Ne yapıyor? Ortam değişkenlerinden Python'ın path'ini kendi buluyor. Siz tanımlamıyorsunuz. Exe olsa bile, evet. Biraz düşünün ya. Diğer derslerde konuşuruz gerekirse bunu. Bir deneyin. Ben bu kodu paylaşırım sizlerle. Üzerine deneyelim, konuşalım arkadaşlar. O da olabilir tabii ki. Onu yapabiliyorsanız. Hele eklersiniz. İşte Pi installer'la olmuyor. Ben denenmiştir yani. Tecrübeyle sabittir. Evet, belki Muhammed olabilir. Python runtime'la belki olabilir. O da bir yöntem. Python'ı C'ye çevirip. Bakın, düşününce güzel çözümler çıkıyor yani. Devam. Şimdi benim sevdiğim güzel bir örnek. Bunun için ufak bir iki nüans var dikkat etmemiz gereken, onlardan bahsedeceğim. Ne diyelim buna? Webhack diyelim ya. Böyle süslü bir isim yazalım. Biz de hep Hakan Hocam mı hack'ten bahsedecek? Aslında hack değil, onu söyleyeyim. Ama kullanılabilir mi? Muhteşem kullanılır. Şimdi hemen şu tarayıcı ekranıma geri döneyim. Burada neydi benim? Selenium Dev. Bilenler vardır. Olur. Hakan Hocam bir ara verelim diyor Hakan Hocam. Böyle bir giriş olsun. O zaman bir 10 dakika mı diyoruz? 30 geçe devam edelim. Evet, bir çay alıp gelelim. Tamamdır arkadaşlar. Ekran böyle kalsın.
Hakan hocam kaydı başlatsak devam ettirsin. Devam ettirdim hocam ben. Devam edebilirsiniz. Tamamdır. Evet. Bu arada az önceki kodu da çalıştırdım. Nedenini de buldum hatanın. Bundan da bahsedeceğim. Şimdi gelelim Selenium'a. Selenium muazzam bir kütüphane. Gerçekten. Dokümantasyonuna bakabilirsiniz. Birçok şey yapmanız mümkün. Ama birazcık kurulumu meşakkatli. Özellikle şurada web driver kısmı birazcık sıkıntılı. Dakika, nerede? Ben şu kendi notlarımdaki linkten gideyim. Daha kolay olacak. Documentation. Bu linki de paylaşacağım. Bu getting started. Bir bakalım. Evet. Burası gerçekten başlangıç için. Hani en gıcık nokta burası. Bunu açtığınız zaman gerisi çok basit bir şekilde ilerliyor. Bu kütüphanelerden bir tanesini kurmanız lazım. Daha doğrusu driverlarından. Web tarayıcılarının driverları bunlar. Benim birkaç tanesiyle de denemem oldu. Chrome'u denedim. Safari için zaten çok zor. Yani yok doğru düzgün şeyi. En problemsiz çalışan bu. Ben Mac'te bunu kurdum. Mac'te kurulumu çok kolay, onu söyleyeyim. Windows için birazcık uğraştırıcı. Onun için de şurada bakabilirsiniz nasıl kurulacağınızla ilgili. Şuradaki dosyalarda işletim sisteminize uygun olanı kuruyorsunuz. Hangisi ise işte Windows 32-64 var. İçinden küçük bir dosya çıkıyor. Onu bir yere kaydedip ondan sonra onun path'ini ortam değişkenleri kısmı var. Windows işte bilgisayarıma sağ tıkladığınızda ortam değişkenlerini eklemeniz gerekiyor ki bu driver'ı görebilsin. Onunla ilgili bir doküman paylaşacağım sizinle. Ama işin en meşakkatli kısmı burası diyebilirim. En uğraştırıcı kısmı burası gerçekten. Gerisi çok kolay bir şekilde çözülüyor. Tabii ki bir de bir kütüphanesi var. Basit, güzel, kolay, ufacık, tefecik bir kütüphanesi var. Ben şeyi kurmuştum. Selenium'u kurmuştum bilgisayarıma. Niye durmadı? Evet, şöyle durduralım. Pip install Selenium diyeyim. Hızlı bir şekilde kuracak zaten. Şimdi bu ne yapar Selenium? Selenium bir tarayıcı üzerinde çalışan makro gibi bir şey. Yani örneğin ben istiyorum ki fare buraya gelsin, şurada arama kısmını tıklasın ve benim istediğim şeyi yazsın mesela. Bunu sizin için yapabilir. Bunun için Selenium kütüphanesi kullanacağız. Import WebDriver. Bu kullanım farklı. Selenium kütüphanesinden WebDriver'ı bana getir demek bu. Onu kullanacağım. From Selenium WebDriver common case import. Buradaki key getir. Bir de ben burada time'ı kullanacağım. Zaman. Zaman şunun için işlemler arasında biraz zaman vereceğim ki ne yaptığımız görünsün diye. Buraya driver'ımı yazayım. Ben Firefox'u kullanacağım dediğim gibi. Tavsiye ederim en pratiği bu. Eğer isterseniz Webscaping'den de küçük bir örnek yapabiliriz arkadaşlar. Bakarız vaktimiz kalırsa.
Ya da onu başka bir dersimizde de yapabiliriz. Mesela ben şuraya gitmesini istiyorum. HTTP S www.github.com'a gitsin. Bunun tabi login diye bir sayfasına gitsin. Bu sayfaya bir bakalım. Şu sayfa. Bunun incele dediğimde kaynak koduna bakın ismi login şunun. Bunun ismi hemen altında password. Bunun da adı commit. Bakın hepsinin bir ismi var. Ben bu isimler üzerinden hareket edeceğim zaten. O isimle yakalayacağım ben oradaki içeriklerimi. Username diye bir değişken oluşturayım. Atıyorum deneme olsun. Password'de deneme olsun yine. Seçebiliyorsunuz. Neyi kurarsanız burada onun web driver'ını seçmeniz lazım. Chrome'dan çalıştıracaksanız Chrome. Ama dediğim gibi benim gördüğüm en problemsiz olan Firefox. Öncelikle sayfadaki form elemanlarını temizleyelim. Bunun için username pardon onun öncesinde şunu yapmam lazım, yakalamam lazım. Sayfadaki form elemanlarını yakalayayım. Username input diyelim. Driver nokta find. Bakın isterseniz ID varsa ID'ye göre ya da ben name'e göre bulmak istiyorum. Orada bakın farklı işte link'e göre bil, ona göre bul falan şeklinde seçenekler mevcut. Login'i yakala. Password. Evet, bu da password. Bir de login butonum var. Evet, Brave Chrome motorunu kullanıyor. Yanlış bilmiyorsam. Bu da commit. İsimlerini görmüştüm. İsimlerini buraya yazdım. Username input nokta clear diyorum. Temizle. Password input nokta clear diyorum. Temizle. Şimdi username input nokta send case değer gönder. Neyi gönder? Username değerini gönder. Ben buraya bir 5 saniye bekleme ekleyeceğim. Sizin hareketleri görmeniz için normalde bu çok hızlı gerçekleşiyor çünkü. Password input nokta send case diyorum. Login butonuna da tıklasın istiyorum. Şimdi eğer kodumda bir hata yoksa, kütüphanem doğru çalışıyorsa onu da kontrol edebiliriz. Eğer ki 200 yani success kodu bana dönüyorsa oradan devam edebiliriz yani. Bunu sudo ile çalıştırmam gerekebilir. Bakayım açmadı henüz. Ve bir sudo ile deneyeceğim ben bunu. Room kodunu almadık. Ben sadece alabiliriz dedim.
Ben çalıştıralım tekrar. Yani bu driver'da hata veriyor. Şurada hata veriyor. Yükleyemediğini belirtiyor. İşte dediğim gibi bunun en sıkıntılı tarafı bu. Ben yine bir kontrol edeyim. Terminal ekranım. Denedim script'i aynı şekilde. Sudo Python yine aynı şekilde hata veriyor. Şeyi görmüyor şu anda. Driver'ı görmüyor zaten. Sıkıntımız o. Yok, onunla ilgili değil. Şu an şunu çalıştırmadığı için sorun yaşıyoruz. Ben tekrar hemen kurmayı deneyeceğim. Bakalım sorun yaratacak mı? Evet, bende kurulu olduğunu söylüyor. Yani deneyeyim. Yine aynı hatayı verecek. Bunu nasıl çözeceğiz? Evet. Şuraya lock atıyor zaten aslında. Locklarda işte şuna erişemediğini söylüyor. Lock atması daha iyi hatayı görmemiz için. Burada zaten hani Firefox'a erişemediğini söylüyor. Benim eklediğim yerden bunu göremiyor. Yani ufak bir kontrol edeceğim. Dün akşam tekrar kontrol etmiştim çünkü bunların hepsini. Aslında hiçbir sıkıntı yok. Şurada kurulu olduğu görünüyor. Sadece bu environment'la ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorum. Ufak bir test için şöyle bir şey yapacağım. Bunu bir kopyalayayım. Evet, bu sanırım environment ile ilgili bir sorun.
Şöyle ki arkadaşlar, hemen diğer ekranımda kodu test ettim, aynı kodu. Anaconda'da, şurada bakın, Anaconda üstünden direkt çalıştırdığımda, Anaconda'da da kurulu çünkü. Anaconda direkt pet'e erişebiliyor. Muhtemelen PyCharm'daki environment'la ilgili, onu da bir kontrol ederiz. Nasıl çalıştığını önce bir görelim. Çalıştırdığımda hemen diğer ekranıma geldi. Bakın 5 saniye bekleyecek. Password kısmına da deneme yazacak. Sonrasında Singai butonuna tıklayacak. Tıkladı. Tabii ki girişi kabul etmedi. Yok yok, time slip'i tamamen sizin görmeniz için yaptım zaten. Aslında time slip kullanılmaz. Şimdi ne işimize yarayacak bu kod? Çok kolay. Çok güzel bir kod bence. Çalıştırdık. Evet. Bir tane şifre listesi bulun. Evet, ortam değişkenlerine erişemiyor. Virtual Environment. Ondan kaynaklanıyor. O yüzden burada test ettim. Şu kısmı bir tane for döngüsünün içine alın. Ondan sonra işte bir şifre listesi bir yerden bulursunuz. İnternette mevcut. Kullanıcı adını da biliyorsanız istediğiniz sitenin login kısmına arka arkaya hepsini test edebilirsiniz. Oraya da bir log düşersiniz gerekirse. En son şu şifreyi denedim diye girdiği noktada da durmasını söylersiniz. Buyurun size bir hack web sitesi için bir hack aracı. Niye eski olsun onu anlamadım. Evet, yani eğer bunu Facebook'ta falan, Gmail'de denersen haklısın ama birçok sitede o tarz korumalar yok yani. Mesela GitHub hata verir. İşte 10 kere falan hata, yanlış girdiğinizde hata verir. Facebook İşte birkaç kezden sonra işte aynı kullanıcı adıyla farklı şifre denemeleri olduğunda kapça çıkar. Onun da aşmanın yolları var. IP'yi banlayabilir. Farklı şeyler yapabilir. Ama sizin hedefiniz oralar olmayabilir arkadaşlar. Yani hep büyük düşünüyorsunuz yani. Önce küçükten başlayın. Farklı IP'lerden yaparsanız olur tabii ki, güzel olur. Evet. DDoS da yapabilirsiniz bununla. Ya bu bir DDoS hata da gerçekleştirir botnet olarak. Yani örneğin web sitelerinde en çok kaynağı aramalar tüketir. Arama kısmı tüketir. Siz web sitesine sürekli olarak bir arama gönderirseniz, arama talebi gönderirseniz, bir süre sonra, yani bunu da çok fazla kişinin yaptığını düşünürseniz, bir süre sonra kilitlenecektir yani. Yani direkt şifreyi kırmak olarak düşünmeyin. Yani sistemi etkisiz hale getirmek için de düşünebilirsiniz. Dediğim gibi, arama kısmı çok kritiktir. Ya da şunu deneyebilirsiniz. Bir SQL injection listesi vardır elinizde. Arama kısmından ya da buradan tek tek onları deneyebilirsiniz. Her seferinde tek tek sizin yazacağınıza. Siz listeyi oluşturun, verin. SQL injection'ları test etsin sizin için. Birçok şey için kullanabilirsiniz arkadaşlar yani. Windows account'ta çalışmaz. Selenium web motoru üzerinden çalışıyor. Dolayısıyla yani web sitelerinde geçerlidir. Oyun botu da yazabilirsiniz. Web sitesinde de bir bot yazabilirsiniz. Birçok şey arkadaşlar tamamen hayal gücünüze kalmış.
Ben ufak bir yol gösterdim sadece. Böyle bir şey var. Gerisi size kalmış ki bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Baktığımız kütüphaneler arasında böyle en dolu web sitesi olan işte birkaç tane bu akşam kütüphaneye baktık. Onlar arasında en dolu web sitesi olan Selenium. Ya yani buradan bile bir çıkarımda bulunmak mümkün diye düşünüyorum. Evet, bu kodu da göndereceğim size. Bir de şunu göstermek istiyorum. Bu kodu da paylaşacağım. Şunu çözdüm. Az önce çalışmayan kodumuzu çözdüm. Bakın burada da port taraması yaptı. Bir tane 80 portu açıkmış mesela. Nerede hata varmış? Az önceki gibi environment'ta yani Firefox'un driver'ına erişemediği gibi burada da nmap'e erişemiyormuş. Nmap'i tekrar kurdum. Sonra erişmeye başladı. Şu anda çalışıyor. Ben işte şu portlar arasında bir tarama yap dedim mesela. 75 diyelim. Artık bunlar da geliyor yani. Çalıştırdığımda. Bakın altta tek tek portları tarayacak hedef IP'ye göre. Ben bunu çok rahat dışarıdan erişime kapalı olduğu için paylaşıyorum. Problem şuymuş. Bilgisayarımda kurulu olan Nmap uygulamasına erişemiyormuş. Yani bu işlemi Nmap'in kaynak kodu üzerinden yapıyor. Sadece bunu Python kodu içerisinde gerçekleştiriyor. Arka planda yine Nmap uygulaması kullanıyor. Ben ne yaptım? Mac kullananlar bilir. Bizim Brave diye bir komutumuz vardır. Brave terminalden program kurmayı sağlıyor. Brave install Nmap dedim. Yani Nmap uygulamasını tekrar kurdum bilgisayarıma. Ve sorun çözülmüş oldu. Sanırım kurduğum başka bir kütüphane ya da benzeri bir şey Nmap'in petini sildi. Petine erişemediği için Nmap'i çalıştıramadı arka planda. Ama ben Nmap'i tekrar kurduktan sonra bilgisayarıma yani özetle bu kütüphaneyi kullanmak için bilgisayarınızda Nmap'in kurulu olması gerekiyor. Bunu da not olarak sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Bunların her birini ayrı bir doküman olarak paylaşacağım sizinle. Oradan hepsini test edebilirsiniz. Şimdi son bir şeyden bahsetmek istiyorum. Az önce bir arkadaşımız Webscaping dedi. Webscaping güzel bir işlem. Ben de seviyorum Webscaping'i. Tabii ki yasal değil yani. Evet, Ecopet yazarsanız environment'ları görebilirsiniz. Aynen, Ahmet. Brave, Linux'taki APT gibi aynı işi yapan bir terminal uygulaması. Şimdi çok küçük bir şey, bir örnek yapayım. Yalnız bu anlattığım yani bir başka web sitesine içerik çalmak tabii ki yasal değil. Mesela böyle bir web sitemiz var. Ben buradan şu başlıkları almak istiyorum. Şunları. Şunları almak istiyorum. Bunun Python'da bir yöntemi var mı? Tabii ki mevcuttur efendim. Bunun için de ufak bir kütüphanemiz var. Hepsinde de olduğu gibi. Buraya bakalım kurulumu Beautiful Soup kullanacağız. Hemen kuralım. Pip install bs or diyelim. Kurduk. Bu kadar. URL'lik var mıydı? Olması lazım URL'libin. Evet, URL'libimiz burada mevcut. Onu kurmamıza gerek yok. Hemen bir tane şuradan
Scaping diyelim. Scaping diyelim. Ha. Şimdi from PS4 import beautiful soup as PS, kısaca BS diyelim. From varlib nokta request import request ve url open lazım. Bu iki kütüphaneyi kullanacağım. Bakın ya, çok az bir kod yazacağım arkadaşlar. Başka programlama dilini kullanan arkadaşlar varsa sonunda söylesinler. Böyle bir işlemi yapmak için ciddi bir kod yazmanız gerekiyor. Mesela sitemizi yazalım. Az önceki URL'imiz buydu. Sadece özellikle İstanbul dedim. Ben buraya bir header bilgisi göndereceğim. Çünkü karşı tarafın, yani bu hepsi emlak sitesinin, benim beni bir şey olarak, bir tarayıcı olarak görmenizi istiyorum. Ben bu işlemi terminalden yapacağım ama bazı sunucularda bu kapatılıyor. İşte botlar erişemesin gibi. Çünkü tam olarak yapmamız, şu an yapacağımız şeyi engellemek için aslında yapıyorlar. Agent diyorum. Karşı tarafa diyorum ki ben Mozilla Firefox'um diyeceğim. Onun için header'ımı, başlığımı ayarladım. Bir tane request tanımlayalım. Request'imiz bu. Siteye bağlanacağım diyorum. Header'sında şu başlık bilgisi olsun diyorum. Sayfayı açalım. URL open dedim. Şunu aç. Şu an sayfamızı açtık. Şu kısım bana kaynak kodunu geçirecek. Evet. Sahibinden komarada yapıyor onu. Değiştiriyor şeyleri. Mesela biz şimdi şuna bakacağız. Bunu incele diyelim. Bana burada ne lazım? İşte class links. Ben buradan yürüyeceğim. Ya da cart link. Şu. Bunlardan biri üstünden yürüyeceğim. Yani bana orada bir ayraç lazım. Ben bunu nasıl yakalayacağım? Hepsinde aynı olan şeyi bulmam lazım. Sahibinden.com arada ufacık bir değişiklik yapıyor. Sizin bütün yazdığınız kodu bir kontrol etmeniz gerekebiliyor. Ama öyle çok da büyük şeyler çıkmıyor. Şu zaman söyleyeyim. Ufacık bir iki karakter değişikliği oluyor. Sup diyorum. Sup bir değişkenimiz yine. Ben diyorum ki kaynak kodu al. Bana HTML kodu olarak bunu parçala. Ben sana göndereceğim. Bunu HTML olarak bana parçala diyorum. Ve bana linkler lazım. Link dedim. Find all tümünü bul diyorum. Neyi bulacağım? A. Nereden geldi o A? Bakın şu A. A'yı bulacağım ama bu A'lardan, çünkü site içerisinde bir sürü A var. A link işareti. Örneğin şurada da vardır, burada da vardır. Ama bunlardan class'ı cart link olanları bana bul diyeceğim. A diyorum. Class ön tanımlı olduğu için şöyle yazıyoruz burada. Cart link dedim. Bütün linkleri çektim. Bir de onları ekrana yazalım. For e in link dedim. Print e. Tüm linki aldım. Bana ne lazım? Bakın şu title kısmı yeterli benim için. Sadece orayı yazsam yeterli. Çalıştıralım. Buyurun. En baştan başlayarak şu noktadan prestijli sitede ifadesinden başlayarak hepsinin başlıklarını çektik. Tabii başlığını çektik, resmini de çekeriz, açıklamasını da çekeriz.
Oradaki fiyat bilgisini de çekeriz. Aklınıza ne geliyorsa her şeyi çekebiliriz. Kaç satır kod yazdık? 11 satır kod yazdık. 10 satır hatta. Tabii ki Selenium'la da yapabilirsiniz benzer şeyleri. Bu sadece bu scaping işi konusunda özelleştiği için özellikle bu örneği de vermek istedim. Mesela Selenium'la da çekebiliyoruz. Daha doğrusu Selenium'la sayfayı açıp yine aslında Bitofu Soup'la çekmeniz gerekiyor. Yani parçalamanız gerekiyor Bitofu Soup'la, öyle diyeyim. O anlamda en başarısı Bitofu Soup. Birkaç alternatif var. Evet. Genelde Merve'nin dediği gibi kullanıp girişi vesairesi gibi şeyler için. Tabii ki yapabilirsiniz yani. Size data size geldikten sonra her şeyi yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ama bu şunu söyleyeyim, bu yasa dışıdır yani. Başkasının içeriğini bu şekilde çalmak yasa dışıdır. Onu da belirtmiş olalım. Biz burada bunu gösteriyoruz. Böyle bir şey var. Siz bu alanda çalışırsanız sunucuda bununla ilgili güvenlik tedbirlerini alın diye biz gösteriyoruz. Değil mi Hakan Hocam? Evet. Onlar cimri vesaire, onlar şeyden topluyorlar. Firmaların XML'leri üzerinden çalışıyorlar. Otomasyon amaçlı, evet, güzel olabilir. Eğitim amaçlı, evet. Şu an biz eğitim amaçlı konuşuyoruz zaten. Tamamen eğitim amaçlı. Biz yaptık, siz yapmayın. Biz sadece gösteriyoruz, böyle yapıyorlar. Evet, böyle yapıyorlar. Biz yapmıyoruz ama böyle yapılıyor bu iş. Mustafa Hocam, teşekkür ederim. Aslında tabii amacımız bu. Yani bu şekilde yapılıyor. Buna siz nasıl bir tedbir alabilirsiniz? Nasıl önlem alabilirsiniz? Siber güvenlik uzmanı bu yönde çalışıyor. Zaten biliyorsunuz bir sürü takım var. Evet. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Tabii çok içerik var, çok konu var. Böyle her şeyden biraz küçük örneklere değinmeye çalıştım. Daha büyük şeyler yapılabilir. Belki vaktimiz olsa daha sonra farklı içerikler yapabiliriz, çalışabiliriz yine. Burak Bey'in sorusu SQL injection mi acaba? Kaçırdım ben onu. Evet, akıyor şu anda. Onu az önce söyledim. Selenium'la denenebilir yani. O özel karakterler üzerinden SQL injection kodları denenerek giriş yapılması vesairesi gibi şeyler denenebilir. Orada Selenium daha mantıklı ama. Tabii ki siz bunu kendi servislerinizi test etmek için kullanacaksınız. Biz o amaçla anlattık. Aramızda neydi? Adli bilişimci var lütfen. kütüphanelerle ilgili detaylı bilgiyi her birinin sitesinden öğrenebilirsiniz. Genelde birçoğu bir kişinin geliştirdiği ufak kütüphaneler olarak başlamış, sonra community'ye dönmüş. Onlara bakabilirsiniz. Hilal Hanım, ne eğitimi almıştınız? Evet, ben de merak ettim. Evet, o kadar para verip Python Security için kaynak öneriniz var mı? Python Security için yani siber güvenlik uzmanlığı. Şimdi aslında şu an gerçi sayımız biraz azaldı ama bu eğitim, daha önce ben de çoğu yerde eğitim aldık, çoğu şeylerle konuştuk. Fakat CyberOps Associate eğitimi gerçekten çok değerli bir eğitim. İçerik olarak 28 tane modül,
Her biri devasa anlatımlar. Şu an bedava ulaşabiliyorsunuz. Bu arada şundan da bahsedeyim. Aslında Netaket üyeliği çok güzel bir şey. Burada Bursa's kısmında bakın birçok kurs var. Bunların bir kısmı direkt kendiniz yani bir hoca olmadan girip alabileceğiniz eğitimler. Buraya da bakmanızı tavsiye ederim. Bakın burada şey yazıyor zaten detayları. Hangilerini işte bir hoca vermeli yoksa hangilerini işte tek başınıza öğrenebilirsiniz. Bunların hepsine bakabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin Linux konusunda kendini geliştirmek isteyenler varsa bakın burada 3 tane falan 4 tane Linux eğitimi var. Bunlara bakabilirsiniz. İşte C++ eğitimleri var. JavaScript geldi buraya. Buraya göz Onur hocam, atmanızı tavsiye ederim. Efendim. Skill for All'u da gösterebilirsiniz şu an eğer isterlerse. O neredeydi hocam göremedim mi? Ha, şu. Skill for All diye direkt çubuğa yazın. Ha evet, orada da var. Hı. Bu zaten açık hepsi. Ben bütün kurslar geliyor ekrana. Biz sizi evet şey yaptığımız için Skill for All'a da girebiliyorsunuz rahatlıkla. Hı. Orası direkt self learning kısmı. Bu eğitimlerin belirli bir erişim süresi var. O Evet. sürede sınıf kapandıktan sonra sanırım belli bir zaman veriyorlar. Kurs bittikten sonra da bir süre açık kalıyor. Bir ay kadar sanırım. Ondan sonra kendisi kapanıyor. Introduction to Cyber Security'nin Türkçesi var mıydı Aykan Hocam? Ben emin olamadım. Yok, hayır. Yok. Cybersecurity Türkçesi yok, fakat İngilizce o yüzden gelmemiştir. evet. Ben onu anlattığımda Türkçeleştirmiştim modüllerini. O şekilde belki görmüş olabilirler. Eğitim sonunda sertifikasyon var. Finalden 70 ve üstü aldığınızda otomatik bir badge tanımlanıyor. CyberOps Associate badge'i. Bu konuda zaten birinci bölümde anlatmıştık bunların tamamını. Şu duruyor mu? Sorun yaşayanlar, giriş kısmında sorun yaşayanlar buraya doldurabilirse ben support'a ileteceğim bunları. Netaket üyeliğiniz açık kalıyor. Ara ara girip bakın kapanmaması için yani sanırım belli bir zamanı var. Bir sene falan girmezseniz kapanabilir emin değilim. Ara ara girip bakın burada yeni kurslar da açılıyor zaten. Onlara da göz atarsınız. İlginizi çeken varsa katılabilirsiniz. Self-learn olanlara. Ya kursu uzatmak bize kalmış değil mi Hakan Hocam? Yani ihtiyaca göre değerlendiririz onu ama mümkün Tabii olduğunca tabii. biz uzatmadan bitirmek istiyoruz. Bir başka Yani kurslar da biz yaparız belki. şey yaparız. 8 Mayıs ya. Hani belki tarihi biraz ileri atabiliriz ama nihayetinde erişebilirsiniz. Gene de final sınavını yaparız. Final bittikten sonra siz gene kursa erişebilirsiniz yani. Kaydı ne Sibel paketten izleyeceksiniz? evet, Netiket'ten şurada kurs ekranınızdan şimdi dönemeyeceğim oraya. Orada görebilirsiniz. My Netiket diyelim. Bakın burada işte şu kurs, şu bölümde yer alacak yani. Görebilirsiniz orada. Bakın üçü de var şu an gördüğünüz gibi. Dört değil, o dördüncü başka. Ended zaten. O bitmiş benim daha önce kurslarımdan. O Ben... hem tabii şu an hocamın teaching ekranı açık zaten. Sizde learning ekranı açık Evet, olacak. şu an siz böyle göreceksiniz. Evet Cihan Kurslar Bey. Bir... public değil, herkese açık değil. Bir eğitmen açabiliyor kursların çoğunu. Farklı günler mi derken? O kısmı tam anlayamadım. Yani Sınava daha çok üniversite var.
Bakın çalışmanız gerekiyor. Yani çalışmanız gerekiyor derken şu CyberOps Associate kısmında videolar var. Onları izleyebilirsiniz. Oradaki dokümanları karıştırabilirsiniz. Ana kursumuz bu. Diğer kurslar biraz daha kolay. Yani Python evet biraz daha Python çok çok detaylı bu kurs. Yanlış hatırlamıyorsam. Tabii Onur hocam daha iyi biliyor Evet. bu konuyu. Evet, detaylı bir kurs. IoT Security çok işte değil 5-6 tane modül var IoT Security'nin içerisinde de. Hani o da kolaylıkla bitirebileceğiniz bir eğitim. Ama şu bu CyberOps Associate ve Python biraz daha geniş kütüphaneye sahip. Evet, aslında Selçuk Hocam 3 tane kurs alıyorsunuz. İşte biri CyberOps, biri IoT Security, biri de Python. Yani tek bir kurs gibi biz onları açtık ama yani her birimizin farklı uzmanlıkları var. İşte ben Python anlatıyorum, Hakan Hocam CyberOps, Mustafa Hocam IoT anlatıyor mesela. Bu şekilde üçünü devam ettireceğiz. Tabii ki ağırlığımız burası. Yani Python Türkçe çok hızlı bir şekilde ilerleyebileceğinizi düşünüyorum. Hakan Hocam dediği gibi IoT Security'de de modülleri daha az ağırlıklı olan CyberOps diyebilirim yani. Evet, tüm modül sınavlarını yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Hakan Hocam, siber güvenlikle ilgili üniversitede ne okunmasını tavsiye edersin? Yani siber güvenlik bilgisayar mühendisliği okuyabilir yazılım. Evet. Bilgisayar mühendisliği biraz daha uygun gibi geliyor değil mi? Çünkü yani Evet. temel network bilgisini kazanırsanız şayet temel network bilgisinin üstüne bakın. Yani siber güvenlikte sadece tek bir kol yok. Yelpaze çok 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 geniş. Yani yeri geliyor evet Hilal Hanım dediği gibi sosyoloji bilmeniz lazım. Yeri Sosyoloji. geliyor. İnsan bilimi değil mi? Daha çok yani network konusunda iyi bilmeniz lazım. Programlamayı bilmeniz lazım fakat böyle çok çok spesifik kodlar yazacak kadar değil. En azından mesela hocamızın yazdığı kodları anlamanız gerekiyor. İşte bir for döngüsü yazdığında bu for döngüsünün ne iş yaptığını bilmeniz yeterli. Adli bilişim mühendisliği olabilir. Okuyabilirsiniz bunları. Gerçi Zeral tam benden zıt şekilde düşünmüş. Bilgisayarda ama yönetim bilişim sistemleri biraz daha yarısı işletme yarısı bilgisayar. Yani Yok, o aslında daha çok siber şey güven Big Data'ya kaçıyor yönetim bir evet için. siber güvenliğin aslında şu anda pek bir karşılığı yok değil mi? Yani şu bölümden Maalesef. mezun olanlar siber güvenlikçi olurlar demiyorlar ama daha çok tabii bilgisayar bilimleri üstüne analitik düşünme işte bu daha çok tool'ları kullanma gibi bölümleri yapmamız gerekiyor. Çünkü çok geniş bir şeye dayanıyor, temele dayanıyor. Biraz da mesela belki hukuk da bilmek gerekiyor. İşte Hilal Hanım'ın dediği gibi sosyoloji de gerekiyor, psikoloji de gerekiyor karşı tarafı anlamak için. Çok geniş bir yelpazesi var. O yüzden yani tek bir şeye onu sığdırmak biraz zor bence. Ahmet Yesevi de var. Evet, siber güvenlik. Bol ödevli bir bölüm. Şu an mesela ben yazılım mühendisliğinde yapıyorum. Çok düşündüm siber güvenlikte yapsam mı yapmasam mı ama daha önce de yazılım mühendisliği okuduğum için hani yüksek yazılım mühendisliği diye bir etiket olsun diye ona yöneldik. Hani daha çok sertifikalarla siber güvenlik kısımlarını halledebiliyorsunuz ya da işte sahip olduğunuz yetenekler burada daha çok ön plana çıkıyor. Hani karşınıza birisini karşısına geçtiğinde hadi anlat bakalım şunlar ne yapıyor dediklerinde buna cevap verebiliyorsanız zaten size sertifika yani şey sormuyorlar hangi üniversiteden mezunsun demiyorlar sana daha çok. Tabii bilgisayar bilimlerini bilmek en mantıklısı. Ender hocam eğitmen Network eğitimi çok olmanız yanına lazım. gelir. Siber güvenliği öğrencilerime sertifika programı olarak açabilir miyim? Yeler Akademi olarak açabilirsiniz ama siber güvenlik eğitmen eğiticisi açıyoruz genelde. Eğitmen eğitimleri açıyoruz. Onları aldığınız zaman akreditasyonunuz yapılması lazım Ender Hocam. Sanırım bir eğitimde sizinle vardık diye düşünüyorum ama o eğer eğitici eğitimi ise açabilirsiniz.
Ya da açamasanız bile bizimle iletişime geçin. Biz size bu konuda yardımcı oluruz. Osman Hocam bir soru sormuş. Siber güvenlikle machine learning'in ortak paydası en çok kullanıldığı nokta siber güvenlikte anomali tespitinde kullanılıyor. Daha önceden tespiti yapılmış hani bir cihaz için örneğin bir router için normal bir log kaydıyla atak yiyen bir log kaydının dataları veriliyor ve makine öğrenmesi gerçekleştirilip cihazın atak olup olmadığını anlaması sağlanıyor. Ben de YBS'de yüksek lisans yapıyorum arkadaşlar. Arc ya da Debian fark etmez. Önemli olan nasıl çalıştığının mantığını bilmeniz bence. Bilgi güvenliği Selçuk Bey sormuş. Bilgi güvenliği ile siber güvenlik farkı. Siber güvenlik işte Hakan hocamın anlattığı gibi daha farklı işte teknikler üzerinden konuşuyor. Yani saldırı ve savunma teknikleri üzerinden hareket eder. Bilgi güvenliği ise o bilgiyi yani sadece bu şekilde teknik anlamda korumak değil, onun nasıl diyeyim insan tarafından da işte normal işletme çalışanı tarafından da güvenliğinin nasıl sağlanacağı konusunda çeşitli planlamalar yapmak, bunun hukuki boyutu gibi konuları da içeriyor. Linux öğrenin arkadaşlar. Ahmet yazmış. Arch Linux. Linux sürümüne bence takılmayın. Bence Linux öğrenin yeterli yani. Bilgi güvenliği sadece kriptoloji değil de hani o bilginin nasıl transfer edildiği, nasıl işlendiği konuları var. İşte nasıl saklandığı, nasıl imha edildiği, bilgiyi imha etmek bile başlı başına bir süreç. Bunların tümünü içeriyor bilgi güvenliği konusu. Siber güvenlik ise işte burada da Hakan hocamın ağırlıklı olarak bahsettiği gibi saldırı ve savunma yöntemleri üzerine, teknik olarak cihazlara saldırı veya cihazları koruma üzerine. Hilal Hanım, sorunuzu okudum. Anladım. Nasıl devam etmek istiyorsunuz? Yani bir yerlerde işe girmek istiyorsanız bu tarz sertifikaları almanız gerekiyor. Yeteneklerinizi geliştirmeniz gerekiyor. Yani şu an herhangi bir kurumda çalışıyor musunuz? Bir kurumda 12 yıldır bilgisayar teknikerliği yaptınız ama tamam, o kurumda mı devam edeceksiniz? Yükselmek için eğer sertifikalar ve yeteneklerinizi geliştirmeniz gerekiyor. Burada da işte CyberOps Associate çok çok değerli bir eğitim, masaya koyduğunuzda işleri çok çok değiştiriyor gerçekten de. Onun haricinde başka da eğitimler var. Onlarla da kendinizi geliştirebilirsiniz siber güvenlik bölümünde. Ha, adli bilişim derseniz adli bilişimde başka alanlar var. Orada biraz daha kanıt toplama, kanıtları analiz yapma gibi gibi şeyler çıkıyor. Kazma işlemleri gibi şeyler oluyor. Hani ikisi biraz daha böyle küçük küçük nüanslarla ayrılıyor. Fakat siberle adli bilişim bence iç içe geçişiyor. Çünkü bir tarafta biraz daha donanımla uğraşırken diğer tarafta biraz daha yazılımla uğraşıyorsunuz. Hani siz ona kararı hani biz şu an biz burada veremeyiz ama siz kendiniz hangisinde daha çok heyecanlanıyorsunuz? Hangisinde daha çok kendinizi böyle mutlu hissediyorsanız o yöne yönlenmenizi size tavsiye edebiliriz. Ama tabii bayağı bir bilgisayar geçmişine sahipsiniz nihayetinde. Murat Hocam, istediğiniz yerden soru sorabilirsiniz. Bu arada Onur Hocam sanırım dersi bitirdi. Evet. İsteyen arkadaşlar ayrılabilirler. İsteyenler soru sorabilirler. Hani diğer arkadaşları bekletmemek adına. Kaydı devam ettireceğim ben. Durdurayım mı Onur Hocam, yoksa devam edelim mi soruları sormak isteyenler için? Haydi durduralım olmazsa. Tamam.